Makale Kagider'in çok keyifle 10 yıldır sürdürdüğü bir proje. Kagider olarak 2010 yılında Dünya Bankası'nın fonlamasıyla başlayan bu serüvenimiz 2011 yılında Sanofi ile kesişti. Ve Sanofi'nin güçlü kurumsal desteğiyle yürüttüğümüz Geleceğin Kadın Liderleri'nin bu yıl 10. yılını kutluyoruz. Bizim için büyük bir mutluluk ve gurur verici. Uzun soluklu bir proje, sürdürülebilir bir proje. Ve şöyle bir baktığımız zaman 10 yılda geriye, genç kadınların aslında istihdama hazırlamayı, iş dünyasında onları bekleyen bu durumu, gerçek hayattan örnekler ve deneyimlerle paylaşmalarını, aktarmalarını hedeflemiştik. Bunu gerçekleştirdik. Bunu gerçekleştirmek bizim için ayrıca gurur kaynağı. Biz Sanofi ile birlikte karşılıklı güven ve bu projeye olan inancımız ve geleceğin kadınlarla şekilleneceği düşüyle biz güç birliği yaptık Sanofi ile. Bu çok değerliydi bizim için. Ve biliyoruz ki iş birliği aslında düş birliğinin bir parçası. Kadın iş sahibi olması, kendi işini kurması ve en önemlisi de hayatta güçlü bir network kurması bu geleceğin kadın liderlerinin özellikle temelini oluşturuyor. Geleceğin kadın liderlerini bizim bu 10 yılda 1000 kadına ulaştık. Bu çok değerli. Biz inanıyoruz ki gelecekte bu kadın liderlerimiz bundan 10 veya 20 yıl sonra çalışmaya başlayacaklar, istihdam hayatında olacaklar, kendi işlerini belki kuracaklar ve ekonominin birer oyuncusu olacaklar. Yani geleceğimiz onlarla kurgulanacak. Bizim belki onları siyasette, ticarette, akademik hayatta göreceğiz. Ve iş hayatında da lider olabilecek bir potansiyeli yakalayacaklar. Biz diyoruz ki özellikle bu 2020 geleceğin kadın liderlerinde 1500 genç kadından seçtik. Ve bu sefer 4 gün yapıyoruz 200 genç kadınla birlikte. Ve inanıyoruz ki bu 1000 kadın 10. yılımızda hayatlarında çok farklı bir networkle Kagider ve Sanofi ile yollarını bundan sonra da kesiştirmeye devam edecekler. 2020 GKL programı 13 Ekim'den 16 Ekim'e kadar 4 gün süre zarfında biz 1500 genç kadının arasından seçtiğimiz 200 genç kadınla birlikte yola çıktık. Biz ne yapıyoruz bu program kapsamında? Özellikle geleceğin kadın liderlerindeki genç kadınlara iş yaşamına, kariyer planlamalarına yönelik yoğun bir eğitim veriyoruz. Aynı zamanda profesyonel yaşamda biraz daha hazırlıklı yakalanmaları için onlara farklı bir şans veriyoruz. Rol modellerle buluşturuyoruz ve deneyimleri, tecrübeleri aktararak geleceği planlamalarını sağlıyoruz. Ama bunun ötesinde toplumsal cinsiyet eşitliğini kadınların profesyonel yaşamında ne kadar zorlu bir süreç olduğunu bildiğimizden özellikle de toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin zorlaştığı koşulları biraz olsun eşitleyebilmeleri için genç kadınlara bir yol haritası veriyoruz. Onları desteklemeye çalışıyoruz. Bu programı tamamlayan genç kadınlar yetkinliklerini ve profesyonel iletişim ağlarını geliştiriyorlar. Aynı zamanda da kariyerlerine çok daha güçlü bir başlangıç yapıyorlar. Büyük bir network ağı bu. Aynı zamanda biz tabii Kagider olarak ve paydaşımız Sanofi olarak genç kadınların kariyerlerinin başındaki bu kadınlarımızı yanında olmak, onları desteklemek bizim için ayrıca gurur ve mutluluk kaynağı olduğunu söylemek isterim. Geleceğin Kadın Liderlerinde bu programa katılan 1000 genç kadın büyük bir network ağının parçası oluyorlar. E-posta gruplarında bir aradalar. Bu network sayesinde hem birbirlerinden öğreniyorlar hem birbirlerine de aynı zamanda destek oluyorlar. Yani büyük bir kız kardeşlik ağı gibi düşünelim. Tabii deneyimli arkadaşlarımız da özellikle onlara destek olmakta eksikliklerini vermiyorlar. Geleceğin kadın liderlerinde kariyerlerinde ilerlemeleri konusunda nasıl mentörlük eğitimlerimiz var. Mentörlük eğitimlerimizde de hatta kurumsal firmalarında üst düzey yöneticilerinden de destek alınan bir mentörlük eğitimi bu. Bir başka noktada GKL to GKL dediğimiz yani geçmişten mezun olan geleceğin kadın liderleri genç geleceğin kadın liderlerine
mentörlük yapıyorlar. Eski mezunlar yeni mezunlara. Bu da çok keyifli. Burada 5 yıl ve üzeri profesyonel tecrübesi olan geleceğin kadın liderleri, mezunları, yeni mezunlarımıza destek oluyor, mentörlük eğitimlerini veriyor. Biz anket çalışması da yapıyoruz. Çünkü ölçemediğinizi değerlendiremezsiniz. Geleceğin kadın liderleri bu programda neler almış, ne etki almış bunu ölçmeye çalışıyoruz. Ve bu anket çalışmasında şunu görüyoruz ki aslında bu eğitim programıyla özgüvenleri artıyor. Kendilerine daha yoğun bir şekilde ifade etme şansına erişiyorlar. Ve şöyle bir baktığımız zaman da aşağı yukarı %92 genç kadın, bu programdan mezun olan genç kadın istihdamda yer alıyor. Kagider'in online İK platformu var. O online İK platformunda özellikle Kagider'den eğitim almış bu genç kadınlarımızı CV'lerini buraya yüklüyoruz. Diyoruz ki Kagider üyelerine lütfen bu CV'leri değerlendirin öncelikle. Aynı zamanda Kagider'in işbirliği içinde olduğu diğer kurumsal firmalar da var. O firmalarla da buluşturuyoruz geleceğin kadın liderlerindeki mezun genç kadınlarımızı. Yani büyük bir portal, büyük bir network. Hatta Kagider ofiste çok gurur duyuyoruz. 8 profesyonel arkadaşımız çalışıyor. 8 profesyonel arkadaşımızın 3'ü GKL mezunumuz. Dolayısıyla Kagider'de GKL mezunlarımızı istihdam ediyor. Kagider'in bir programı var. İş kurma fikri olan girişimci adayları veya da işini yeni kurmuş ama işini geliştirmek yönünde çalışmalar yapmak isteyen potansiyel girişimci genç kadınlar var. Bunlara biz işimi kuruyorum eğitimlerini veriyoruz. Geleceğin kadın liderleri mezunlarımıza da özellikle özel bir kontenjan sağlıyoruz. Geleceğin kadın liderleri projemizi sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda yurt dışında da iyi bilinen bir çalışma olduğunu söylemek isterim. Özellikle Kagider olarak biz Birleşmiş Milletler'de Sanofi ile birlikte 2016 Mart ayında örnek proje olarak tüm dünyadaki kadınların güçlendirilmesi için çalışan sivil toplum kuruluşlarına bunu sunduk. Bu bizim için çok gurur verici. Aynı zamanda Sanofi ve Kagider'de çeşitli kuruluşlardan bu projeyle sürdürülebilir bu projeyle çeşitli ödüller de aldığını vurgulamadan geçemeyeceğim. Bu bir başarı öyküsü. Bu projede ekipte yer alan tüm değerli eğitmenlerimize, Kagider ofisimize, çok değerli üyelerimize ve strateji grubumuza ben huzurunuza teşekkür ediyorum. Kagider olarak bizim hedefimiz daha iyi bir gelecek için kadınların önemli bir rol olduğuna inanıyoruz. Biz bu vizyon ve bu misyonla çalışıyoruz. Bu çerçevede özellikle geleceğin kadın liderleri bizim için çok örnek ve uzun yıllar sürdürülebilir bir proje olacağına inanıyorum. Biliyorsunuz ülkemizde iş bulmak veya girişimci olmak hakikaten yeterince çok zor. Ama bu zorluk kadınlar için çok daha zor. Dolayısıyla kadınların istihdamda yer alması, daha çok girişimci olabilmesi için, bu oranın artması için yani Türkiye'nin kalkınmasını sürdürebilmesinin bir doğru zeminde oturtabilmesi için, daha refah seviyesine kavuşabilmemiz için kadınların istihdamda yer alması çok şart. İşte bu noktada biz geleceğin kadın liderlerine verdiğimiz bu eğitimlerle, rol model örneklerimizle kadınların istihdama katılmalarını, kariyerlerinde ilerlemelerini, yaptıkları işlerde fark yaratmalarını ve ekonomiye katkıda bulunmalarını bekliyoruz. Aslında bu çok kıymetli. Bir diğer genç kadın liderlerinin özellikle sorumlulukları toplumsal cinsiyet eşitliği için çalışmak. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda kadın erkek fırsat eşitliğini savunmaları ve görev aldıkları nerede olurlarsa olsun, firmada olsun, üniversite zemininde olsun, çeşitli kurumlarda olsun ya da kendi girişimcilik serüvenlerinde olsun. Bu bilinçle hareket etmeleri çok kıymetli. Dolayısıyla eşitsizliklerin azaltılması konusunda genç kadınların bu konuda yapacağı çok değerli çalışmalar olacağını, vizyonların bu konuda gelişmeleri gerektiğine de inanıyorum. Ben Kagider bu yolculukları her zaman onların yanında olacağını
bir kere daha söz veriyorum. Çünkü biliyoruz ki biz kadınlar birlikte güçleneceğiz ve birlikte çalışarak geleceği inşa edeceğiz. Şimdi bu süreçte özellikle 2020 döneminde bir pandemi salgınıyla karşı karşıyayız. Lütfen bu konuda umutsuzluklara kapılmamalarını rica ediyorum. Özellikle de eminim ki genç kadınların hiç beklenmedik farklı yenilikçi fikirlerine yönelecekleri, belki girişimcilik serüveninde, belki iş yaşamında kendilerine çok daha güçlü hissedeceklerine inanıyorum. Hayatın mutlaka inişleri çıkışları olacak. Bu inişler çıkışlarında kendilerine her dönem yenileme fırsatına sahip olsunlar. Her zaman meraklarını öğrenmeye çevirsinler. Yenilensinler ve zamana adapte olup kendilerini geliştirsinler. Ve mutlaka kendilerine açacakları bir kapı olacağını bilsinler hayatta. Türkiye'de de dünyanın şartlarının ne olursa olsun mutlaka bir niş alanları bulacaklarını bilmelerini, krizleri fırsata dönüştürebileceklerini mutlaka bilmelerini isterim. Olmazsa olmaz genç kadınlar istihdama katılmalı, kariyerlerinde ilerlemeli, yaptıkları işte farklılık yaratmaları lazım. Bu bizim için çok önemli. İşe başlarken ya da bir iş görüşmesine giderken kendilerinden emin olsunlar. Siz yeterli donanıma sahipsiniz. Okuduklarınızla, başardıklarınızla mutlaka kendinize güvenin. Hayallerinizin peşinden gidin. Meraklarınızın peşinden gidin. Ve pandemi gibi zorlu süreçlerden mutlaka hayatınızın belli noktalarında karşınıza çıkacak. Ama siz daima disiplini elden bırakmayın ve birçok erkek akranınızın örnek olabilecek bir altyapıyı sağladığınızı da bilmenizi önemle rica ediyorum. Dolayısıyla azminizle geleceğe şekil verecek olan sizlersiniz. Asla ve asla pes etmeden toplumu değiştirip ülkemizi sürdürülebilir kalkınma, refah için siz geleceğin kadın liderlerinin inşa edeceğine inancım sonsuz.